Merhaba arkadaşlar. Yeni bir testle birlikteyiz. Kazanım kavramı 30. testteyiz. Hemen başlayalım. Diyor ki hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan görseldeki hormonlardan hangisi başka bir bezin hormon salgısını uyarmaz? Şimdi arkadaşlar TSH tiroid uyarıcı hormondur. Dolayısıyla hormon salgılanmasını uyarır. E, tiroid bezlerinden tiroksin hormonu salgılanmasını uyarıyor arkadaşlar. LH luteinleştirici hormon yumurtalıklardan östrojenin testislerden de e, testosteron hormonunun üye, üretilmesini sağlıyor. FSH yine aynı şekilde yumurtalıkları ve testisleri e, uyarır ve yumurtalıklardan progesteron hormonunun üretilmesini sağlar arkadaşlar. LTH lüteotropik hormon, ACTH de adrenokortikotropik hormon. Bu da arkadaşlar adrenokortikotropik hormon böbrek üstü bezlerini uyararak buradan kortizol, aldosteron gibi hormonların üretilmesini sağlıyor. Ama LTH direkt e, süt bezlerine etki eden bir hormondur. Başka bir hormonun üretilmesini sağlamaz. Dolayısıyla cevabımız Edirne olur. İkinci soru. Hormonların eksikliklerinde veya fazlalığında ortaya çıkan hastalıklarla ilgili eşleştirmelerden hangisi doğru değildir diyor. İnsülin eksikliğinde diyabet, evet şeker hastalığı görülür arkadaşlar. Bu doğru. Somatotropin fazlalığında akromegali. Somatotropin dediği büyüme e, hormonudur. Akromegali oluşur yetişkinlerde doğru. Tiroksin eksikliğinde kretenizm. Bu da doğrudur arkadaşlar. Aldosteron fazlalığında adison demiş. Bakın adison olduğu doğru ama aldosteron fazlalığında değil eksikliğinde ortaya çıkar. Cevabımız 4 olacak hormon eksikliğinde tetani tetani kas kasılmalarıdır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Cevabımız 4 numara yani denizli şıkkı olur. Üçüncü sorumuza gelelim. Kanındaki antidiüretik hormon miktarı artan bir bireyde verilen durumlardan hangileri gözlenir? Arkadaşlar ADH yani ADH ne yapıyor antidiüretik hormon? Böbrekleri uyararak böbreklerden suyun geri emilimini artırıyor. Yani suyu geri emiyor. E, suyu geri emiyorsa İdrardaki su miktarı azalıyorsa idrar yoğunluğu artar mı? Artar. Kan basıncı arkadaşlar suyu geri emdiği için kan basıncı ne olacak? Artacak mı? Kan basıncı artacak değil mi? Suyu geri emiyor. Sonuçta bizim kanımızın içerisinde su karış karışıyor. Dolayısıyla kan basıncı artar. İdrar miktarını artar göstermiş. Şimdi idrardan suyu çekiyorsunuz. Ne olur? İdrar miktarı azalır olur. Bu yanlış. Cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim dördüncü sorumuza. Endokrin sistemle ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Salgıyı üreten beze endokrin bez, salgısına hormon denir. Evet, doğru. Hormonların uyardığı organlara hedef organ denir. Doğru. Bir hormon sadece bir dokuyu etkiler. Arkadaşlar bu yanlıştır. Her hormon sadece bir dokuyu etkilemeyebilir. Mesela tüm hücrelerimizi etkileyen, tüm dokularımızı etkileyen somatotropik hormon yani büyüme hormonu vardır. O yüzden Ceyhan şıkkı yanlıştır. Hormonlar ilgili yerlere kan ile taşınır. Evet, kan haricinde başka hiçbir yerde bulunmaz. Unutmayın. Aynı endokrin bezden salgılanan farklı hormonlar aynı organ üzerine farklı bir etki gösterebilir. Mesela şöyle düşünün. Pankreas'tan insülin ve glukagon hormonu salgılanıyor. İkisi de karaciğeri etkiliyor. Ama biri kan şekerini düşürürken insülin, diğeri kan şekerini artırır glukagon. Ne oldu arkadaşlar? Aynı bezden salgılandı, farklı hormon aynı organ üzerine etki etti ama farklı bir etki gösterdi. O yüzden doğrudur. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. Beşinci soru. Sinir sistemi ve hormonal sistem için ifadelerinden hangileri ortaktır? Düzenleyici görevlerini homeostasinin kontrolünü sağlamak için yaparlar. Bu doğrudur arkadaşlar. Yani ortaktır. İkisi de düzenleyici göreve sahiptir. Pardon. Şöyle işaretleyelim. Hücrelerinde elektriksel değişim gerçekleşir. Bakın elektriksel değişim sinir sisteminde olur. Hormonal sistemde olmaz. Etkisi yavaş ve uzun sürelidir. Bu da hormonal sistemin bir özelliğidir. Ortak değildir. O yüzden cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Altıncı soru. Görselde numaralandırılmış bezlerden hangileri hem iç salgı hem de dış salgı bezi özelliği gösterir? Arkadaşlar baktığımız zaman bunlardan hani isimlerini söyleyelim. Bunlar nedir? Bakın hipofiz bezidir. Şu birincisi hipofiz bezi ve bu iç salgı bezidir. Dış salgı bez özelliği göstermez. Burada 2 numara tiroid bezidir. Tiroid bezi de iç salgı bezidir sadece. 4 numara arkadaşlar böbrek üstü bezidir. Bakın böbreğin üstünden göstermiş bize. Böbrek üstü bezi de sadece iç salgıdır. Yani sadece hormon üretir. Ama 3 numara pankreastır. Pankreas arkadaşlar hem sindirim enzimi üretiyor hem de hormon üretiyor. O yüzden... Karma bez özelliği yani hem iç salgı hem de dış salgı bezidir. Cevabımız ne olur? Yalnız 3 Bursa şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki folikül uyarıcı hormon ve luteinleştirici hormon için hangileri ortak değildir? Bakın ikisi de yumurtalık ve e, testisleri uyarıyor. Yumurtalıkta korpus luteumu oluşturma. Arkadaşlar korpus luteumu oluşturan Folikül uyarıcı hormondur. Luteinleştirici hormon değildir. Luteinleştirici hormon e, yumurtalıklarda yumurtanın dışarı çıkmasını sağlayan bir hormondur. O yüzden bu ortak değil. Ama diğerlerine bakalım. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanma. Evet bu ortak. Üreme organlarını etkileme. Evet yumurtalık ve testisleri etkiliyor. Hormon salgılanmasını uyarma. Evet. Östrojen, progesteron, testosteron hormonlarını uyarıyorlar. Erkek ve dişilerde etkili olma. Bu da ortaktır. Cevabımız aşık olur. Gelelim 8. sorumuza. Diyor ki 8. soruda kanında kalsiyum miktarı artan bir kişi de olaylarından hangileri gerçekleşir? Arkadaşlar kalsiyum miktarı artıyorsa bu kalsiyumun düşürülmesi lazım. Bakın kalsiyumu düşüren hormon kalsitonin hormonudur. Kalsitonin. Kalsiyumu artıran hormon ise parat hormondur Bakın buradan arttan gelsin artıran tamam mı? Parat hormon artırır kalsitonin düşürür. Dolayısıyla kalsiyum miktarı artmışsa kalsitonin salgılanması gerekiyor. O yüzden 2 olur. Paratormon azalması gerekiyor. Bu yanlıştır. Tiroksinin hiç ilgisi yoktur zaten. Bu da gitti. Cevabımız Bursa yalnız 2 olur. 9. soru. Tiroksin hormonu fazla salgılanan bir bireyde tiroksin fazla salgılanacak. Grafiklerdeki değişimlerden hangileri meydana gelir? Arkadaşlar tiroksin ne yapıyor? Vücudu hızlandıran bir hormondur. Vücudu hızlandırıyorsa vücut sıcaklığını sizce düşürür mü yoksa artırır mı? Vücut sıcaklığını artırır değil mi? Hızlı çalıştırdığı için vücudu. O yüzden bu yanlıştır. Kilo, e, kiloyu sizce artırır mı azaltır mı? Vücudu hızlı çalıştırıyorsa kiloyu azaltır değil mi? Zaten bizim mesela zayıflarken yapmaya çalıştığımız şey metabolizmayı hızlandırmaktır. Kilo kaybı için. Dolayısıyla tiroksin ne yapacak? Azaltacak kan basıncını artar olarak göstermiş. Evet arkadaşlar, kan basıncını artırır tiroksin vücudu hızlandırdığı için cevabımız Ceyhan şıkkı olur. 10. soru. Kanda büyüme hormonunun artması ile olaylarından hangileri gerçekleşir? Büyüme hormonunun artması ile. Kas ve kemikler büyüyüp gelişir. Evet. Ribozom faaliyeti artar. Evet arkadaşlar, bu da doğrudur. Şöyle yapalım. Böbreklerden suyu geri sağlanır. Bakın suyu geri emilimini sağlayan ADH hormonudur. Dolayısıyla bu olmaz. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan şıkkı olur. Gelelim 11. soruya. Tiroid bezi ve hormonları ile ilgili aşağıdaki ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir? Soluk borusunun sağında ve solunda yer alan iki parçalı bir bezdir. Evet tiroid bezi için bu doğru. Hipofiz bezinden salgılanan TSH tiroid bezinden salgılanan kalsitonini uyarır demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Tiroksin hormonu iot içeren protein yapılı bir hormondur. Evet hatta iot eksikliğinde guatr hastalığı görülüyor. Tiroksin eksikliği görülür. O yüzden yeterli derecede tuz almamız gerekiyor. Kandaki kalsiyum miktarının artışı tiroid bezinden kalsitonin salgılanmasını uyarır demiş. Kandaki kalsiyum artarsa arkadaşlar ne olur? Kalsitonin Salgılanır ki kalsiyum miktarı azalsın. Doğru. Tiroksin hormonu vücuttaki metabolizma hızını ayarlar. Doğrudur. Şurada bir yeri yanlış yaptım. E, hipofiz bezinden salgılanan TSH kalsitonini değil arkadaşlar. Tiroksin hormonunu uyarır. Tiroksin. Dolayısıyla yanlış olan şıkkımız B şıkkı olacak. Ben buraya yanlış okudum. O yüzden özür dilerim. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 12. soru. Diyor ki grafikte sağlıklı bir kişinin kanındaki glikoz miktarının değişimi gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış zamanlardan hangisinde insülin hormonu etkilidir? Şimdi insülinin etkili olması için kan şekerinin normal seviyeden yukarıya çıkması lazım ve yukarıdan inmesi lazım. Çünkü insülin ne yapıyor? Şekeri indiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burada ne olur? Bakın kan şekerini indiği yer neresidir? Normal seviyenin üstüne çıktığında cevabımız ne olacak? CHH olacak. Peki 2 numarada hangi hormon görevli? Tabii ki glukagon. Değil mi? Kan şekerini artıran bir hormondur glukagon. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Ceyhan şıkkı olur. Evet böylece bu testin de sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşürüz. Hoşçakalın.